Bazı insanlar hayatının aşkını bulduklarını düşünüp evleniyorlar. Ancak mutlulukları uzun soluklu olmuyor. Bazılarının ayrılık nedeni geçimsizlik, bazıları aldatma, bazıları da şiddet. Adamın yazdığı bu yazı internette 10 yıldır konuşuluyor. Gerçek mi yoksa kurgu mu tam olarak bilemesem de kesinlikle paylaşmaya değer bir yazı. İzleyince daha iyi anlayacaksınız. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir gece eve geç geldim. Eşim akşam yemeği için masayı hazırlarken elini tuttum ve boşanmak istiyorum dedim. Sözlerimden alınmışa benzemiyordu. Sakince nedenini sordu. Cevap vermek istemedim. Bu onu çok kızdırdı. Çatal ve kaşıkları fırlatarak bana sen adam değilsin dedi. O gece hiç konuşmadık. Uyuyordu. Evliliğimizin bitmesinin ardındaki nedeni bilmek istiyordu. Bense tam olarak ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Kalbimi Jane'e kaptırmıştım. Artık eşimi sevmiyordum. Derin bir vicdan azabı içerisinde evi, arabayı ve şirket hisselerinin %30'unu alabileceğine dair bir boşanma anlaşması hazırlattım. Görür görmez anlaşmayı yırtıp attı. 10 yıldır hayatıma ortak olan kadın artık bir yabancıydı. Harcadığı zaman ve verdiği emeğe acıyordum. Ama söylediklerimi geri alamazdım. Bir gün yanımda bağırarak ağladı. Aslında bu tepkiyi ilk kez boşanmak istediğimi söylediğimde bekliyordum ondan. Boşanma fikri artık çok daha gerçekçi geliyordu. Yine bir gece eve geç geldim. Masanın üstünde bana yazdığı bir yazıyı gördüm. Yemek yemedim. Hemen uyumaya gittim. Sabah bana boşanma koşullarını anlattı. Benden tek bir şey istiyordu. Boşanana kadar hayatımızı eskisi gibi yaşamamızı istiyordu. Nedeni ise gayet basitti. Çocuğumuzun sınavları yaklaşıyordu ve çocuğumuzun durumdan etkilenmesini istemiyordu. Ayrıca bana onu evlendiğimiz gün eve kucağımda nasıl taşıdığımı hatırlattı. Mahkeme gününe kadar her gün onu kapıdan yatak odasına kadar kucağımda taşımamı istedi. Delirdiğini düşünmeye başladım ancak evde huzursuzluk çıkmasın diye garip olan bu teklifi kabul ettim. Oğlumuz neşeli bir şekilde aslan babam annemi kucağında taşıyor diye alkışladı. Oğlumun söyledikleri içimde bir yere dokundu. Eşimi yatak odasından oturma odasına sonra da kapıya kadar kucağımda taşıdım. Gözlerini kapattı ve sakince boşanacağımızı oğlumuza söyleme dedi. Onaylayan bir ifadeyle kafamı salladım ve yere indirdim. Bir sabah eşime yaşattığım acının farkına varmaya başladım. Bir anda ellerimi onun başını okşarken buldum. Oğlumuz o an içeriye girdi ve baba annemi taşıma zamanı dedi. Annesini her gün kucağımda taşımam oğlumun hayatındaki en önemli şeylerden birisi haline gelmişti. Eşim oğlumuzu tuttu ve ona sıkıca sarıldı. Bense fikrimi değiştirmemek için kafamı çevirdim. Eşimi kucağıma aldım ve eliyle boynumu sardı. Jane'in yanına gittim ve ona üzgünüm Jane. Artık eşimden boşanmak istemiyorum dedim. Her şeyin farkına varmıştım artık. Evliliğimizin ilk günü eşimi ilk kez kucağımda evimize taşımıştım ve ölene dek kucağımda taşıyacağıma yemin etmiştim. Eşime çiçek almaya karar verdim. Çiçekçi nota ne yazdırmak istediğimi sorunca da gülerek ölüm bizi ayırana dek seni kucağımda taşıyacağım dedim. Eve geldim. Ben dışarıdayken eşimin vefat ettiğini öğrendim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla eşim birkaç aydır kanserle mücadele ediyordu. Bense Jane'le ilgilenmekten bunu bile fark edememiştim. Öleceğini biliyordu ve oğlumuzun bana tepki göstereceğini düşündüğünden boşanmamızı ona belli etmememi söylemişti. Oğlumun gözünde son ana dek eşini seven bir baba olarak görünmüştüm. Eşimi son kez kucağımda taşıdım.